Evet, öncelikle hepiniz videoya hoş geldiniz. Ben Tayyip Kılıçarslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda fiyat incelemiştik. Şimdi de altta bir yorum gördüm. Ford diye. Zaten biz alfabetik sıraya göre gittiğimiz için sırada Ford var arkadaşlar ve o arkadaşın dediği gibi üzerine bu gelmiş oldu. Öncelikle biliyorsunuz ki her videomuza, yani bu tarz aslında videolarda bir uyarıyla başlıyoruz. Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Ne yazık ki bu fiyatlar öyle 10 bin lira, 20 bin lira değil. 200 bin lira, 300 bin lira kadar da çıkabiliyor. Onu gördüm. Zaten alıp yani Sarısta gibi yerlerdeki fiyatlara hiç değinmek istemiyorum. Çok da bir şey söylemek de istemiyorum. Durumlar belli. Ben öncelikle ilk araca geçiyorum arkadaşlar. O da şöyle ki, tabii ki Ford deyince ilk gelen Fiesta arkadaşlar. Şöyle ki bilerek 3 rengini aldım. 3 rengi de çok tatlı ama yeşil daha bir hoş durduğunu söyleyebilirim. Daha güzel durmuş. Alınır. Alınır. Yeşili güzelmiş. Style 1.1 litre 75 beygir. Manuel 743.500 TL. Titanium 1.0 EcoBoost 128 beygir otomatik 1 milyon 17 bin TL arkadaşlar. Düşünün, 1 milyona şu gördüğünüz arabalardan herhangi birini alabiliyorsunuz 1 milyona. Evet, Ford Focus sedan arkadaşlar, bu arada hatchback değil. Ben fotoğrafı yanlış koymuşum. Onu baştan söyleyeyim. Bunu yeni fark ettim. Sedan'da ise sadece bir paket var arkadaşlar. O da Trend X Sedan olarak geçiyor. Ben de bilerek belirttim. 1.5 litre 123 beygir gücünde. Manuel 1 milyon 7.900 TL. Yani işte artık bunun müdahillerinin de 1 milyona yaklaştığını düşünürsek Ford Focus'un da 1 milyon olması çok da açıkçası şey anormal gelmiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Neden Fiesta'nın fiyatı bu kadar pahalı? Sırf paketten dolayı mı? Neden dolayı? Yani beygir biraz daha yüksek. Bilmiyorum. Ve sırada en son arkadaşlar Ford Puma var arkadaşlar. Tabii ki Ford olursa Puma da olmazsa olmalardan bir tanesi. Ortadan reklam geçmiş, yapabilecek herhangi bir şeyim yok. Olsun. Hangisinden aldığımız belli oldu. Style 1.0 EcoBoost 95 beygir. Manuel 944.200 TL. Style 1.5 Pardon, 1.0 EcoBoost 95 beygir otomatik 1 milyon 41.400 TL arkadaşlar. Düşünün, 1 milyon TL'ye artık bu tarz araba alabiliyorsunuz ki zamanında bu kadar pahalı değildi. Çok fazla ulaşılabilir araçlardı, işte Fiesta'dır, Focus'tur. Piyasası çok fazla olan arabalardı. Yani çok hızlı alıp satıyorlar çünkü hem güzel araba hem de fiyat olarak da iyiydi. Ama şu an yani 1 milyona bir Puma alır mısınız veya 1 milyona bir Fiesta alır mısınız veya 1 milyona bir Ford Focus sedan alır mısınız? Orası muamma tabii ki. Yani şöyle oluyor işte, bilmem kaç model BMW binmek mi, yoksa 1 milyon verip sıfır Focus'a binmek mi? Kapışır. Sabahlar kapışır arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Yorumunuzu merak ettim. Bu arada 1 milyon TL, yani bu fiyatları gidip bir sıfır İşte Ford mu alırsınız, yoksa gidip bir ikinci el BMW, Mercedes tarzı bir arabalara mı yönelirsiniz? Bunu merak ediyorum. Çok merak ettiğim bir şey. Yani şu ayrı, engelli vatandaşlarımızın tabii ki bunları daha mantıklı onlar için, ama normal almak isteyenler acaba nasıl alırdı? Bunu merak ediyorum. Zaten Ford'un başka da herhangi bir aracı yok ve bu listede girmiyor. Yani var ama girmiyor. Bu da son aracımızdı. Yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya lütfen yorum yazmayı unutmayın. Tek tek okuyor ve cevaplıyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve bu tarz videolarda devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki aşağıya bir beğeni atmayı unutmayın. Ben de ona göre sık sık videolara bu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videoları eğer kaçırmak istemiyorsanız ve ilk izleyen olmak istiyorsanız, tabii ki bu tarz araba videolarını seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çok fazla laf dolaştırmak istemiyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.